3. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Numan Kurtulmuş Şükür teşekkürlerini arz ederim. Sayın Bahçeli Erbey kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler, hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bu güzel günde bir araya gelmemize vesile olan Bahçelievler Belediye'mize, özellikle belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Güzel bir vesileyle bizleri bir araya getiriyor. Az evvel muhtarımız da ifade etti, ben de Bahçelievler'in neredeyse köy olduğu zamanla hatırlananlardanım. Bugün 700 bini aşkın nüfusuyla önemli bir ilçe haline geldi. İstanbul'un her yerinde, Türkiye'nin her yerinde bu tür kültür merkezlerinin açılması fevkalade önemlidir. Gençlerimizin, evlatlarımızın sokağın labirentlerinden kurtarılarak kültürle, sanatla, edebiyatla, kitapla buluşmasını temin etmek son derece önemlidir. Bundan dolayı değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Ayrıca vefakarlığından dolayı Akif Emre ismini vermiş olmasından dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bendeniz sadece Akif Emre'yi yakından tanıyan birisi olarak onunla ilgili birkaç söz söylemek isterim. Rahmetli Akif Emre ile dostluğumuz, arkadaşlığımız 12 Eylül öncesine dayanıyor. O dönemde üniversite yıllarından itibaren başlayan, son derece yakın, zaman zaman çok yakın görüşemesek bile sonraki yıllarda da gönülden birbirimize çok yakın bağlı olduğumuz arkadaşlarımızdan birisiydi. Akif Emre'nin derdi hem bu milletin derdinin tamamını yüklenmek hem de bütün İslam ümmetinin, hatta bütün mazlum milletlerin dertlerini yüklenmektir. Genç yaşlarından itibaren çok seyahatlerimiz oldu. Gece sabahlara kadar oturup konuştuğumuz, nice Türkiye'yi, dünyayı kurtardığımız sohbetlerimiz oldu. Derdi hiçbir zaman kendisi olmayan, kendi geleceği olmayan, ne olacağım diye hiçbir endişe içerisinde olmayan, dünyanın neresinde hangi Müslüman, hangi mazlum milletlerin derdi sıkıntısı varsa onun dertlerini çözebilmek için gayret sarf eden, elinden geldiğince mücadele eden birisiydi. Yeri geldi film çekmeye, yeri geldi kalemiyle bir şeyler anlatmaya gayret etti. Yeri geldi uluslararası toplantılarda fikirlerimizi, görüşlerimizi dostlarla paylaşmaya gayret etti. Yeri geldi uzun seyahatlerle o seyahatleri yaptığı yerlerdeki Müslümanların halini, onların sıkıntılarını Türkiye'ye taşıtmak ve Türkiye'deki insanımıza, milletimize anlatmak oldu. Ruslar Afganistan'ı işgal ettiği zaman Afganistan'daki mücahitlerin dertiyle dertlendi. Sırplar Saraybosna'da Bosna Hersek'te katliamlara başladığında, hatta ondan öncesinde oradaki Müslümanlara nasıl yardım edebileceğimizi, nasıl destek olabileceğimizi derdinde oldu. Hatta şunu söyleyeyim, Akif, Profesör Mahmut Erol Kılıç, bendeniz ve birkaç arkadaşımız. Ta komünizm zamanında, o eski dönemlerde, eski Yugoslavya'da yaşayan Müslümanlara ne tür katkımız olabilir? Bizlerle gencecik insanlardık. 18-20 yaşında insanlardık. Elimizdeki imkanlarla onlara kitap alır, onları Türkiye'yi tanıtır, onların bir takım kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi için gayret sarf ederdik. İşte Akif kardeşimiz de bu gerçekten mücadele kervanının önünde bulunan kardeşlerimizden birisiydi. Allah rahmet eylesin. Derdi dünyanın derdi ya da dünyanın derdi değil, derdi Müslümanların, insanların, mazlumların derdi. Bu anlamda Akif Emre aynı zamanda tevazuun ve mahfiyetkarlığın örneği, zirvesi olan kardeşlerimizden birisiydi. Önde görünmeyi sevmez. Söyleyeyim, vefat ettiği için rahat söylüyorum. Kültür Bakanı olduktan sonra birkaç tane yurt dışı gezisine sayın kardeşimiz Akif Emre Bey'i de davet ettim. Dedi ki ya biliyorsun ben önde görünmeyi sevmem, pek ortada görünmeyi sevmem. Müsaade edersen ben geziye gelmeyeyim dedi. O kadar yakın dostluğumuza rağmen geziye gitme teklifimizi de bir şekilde nezaketle kabul etmedi, önde görünmemek istediği için. Mahfiyetkar, mütevazi, bunu haline, tavırlarına, ruh dünyasına yansıttığı gibi aynı zamanda da kalemine yansıtmış olan birisiydi. Kaleminden hem tevazu, hem samimiyet, hem yeri geldiği zamanda
son derece celaletli bir şekilde görüşlerini ifade etmek yansıyor. Mütevazi bir hayat yaşadı. Dertli bir hayat yaşadı. Ve bu hayatın sonuna kadar da bu tevazuunu, dertliliğini, derinliğini, kaldı ki son derece derin, ciddi bir entelektüel geliştirme olan kardeşimizdi. Farklı insanlarla iyi ilişki kurabilmeyi başarabilen, sosyal münasebetleri de bu anlamda fevkalade iyi olan birisiydi. Farklı görüşlerden olan, hatta kendi görüşleriyle taban tabana zıt görüşlere sahip olanlarla da oturup konuşabilir. Onlarla da arkadaşlık, ahbaplık geliştirebilir. Onlara da hem kendi fikirlerini yansıtabilir, hem de onlarla yapabileceği ortak işler varsa onları yapmaya gayret eder. Uzun lafın kısası, iyi bir insan, iyi bir muvahhid, iyi bir Müslüman, örnek bir entelektüel olarak aramızdan göçte gitti. Allah rahmet eylesin. Az evvel de ifade edildi, Cumhuriyet'in ilk döneminin, Osmanlı'nın son döneminin önemli aydınlarından birisi olan İbn-i Emin Mahmud Kemal diyor ki, Semere-i hayat, hayır ile yad edilmektir. Yani insanın hayatta kazandığı, bu dünyada kazandığı bir takım maddi makam, mevki, maddiyat, gelir, kazanç vesaire değil. Semere-i hayat, insanın dünyadan giderken hayırla yad edilmesidir diyor. Akif Emre'nin semere-i hayatta hayırla yad edilen bir iyi insan olduğuna hepimiz şahit ediyoruz. Şimdi bizim üzerimize düşendir. Bugün burada örneğini gördüğünüz gibi bir kez daha Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tür insanların, bu tür önemli insanların ismini yaşatmak ve gelecek nesillerimize, bu yavrularımıza insanların nasıl güçlü bir insan olarak yetişebileceğini güzel örnekler üzerinden anlatabilmektir. Akif Emre Kültür Merkezi burada faaliyette bulunduğu müddetçe, faaliyetler devam ettiği sürece buraya gelen gençler, buraya gelen evlatlarımız kimdir bu Akif Emre diye merak edecek ve buraya gelen geldiklerinde de Akif Emre'nin şahsiyetini, onun kimliğini, onun kişiliğini, onun fikirlerini yakından öğrenecekler ve ümit ediyorum ki bu gençlik merkezindeki çalışmalardan nice Akif Emre'ler yetişecek, memlekete faydalı olacak gençlerimiz yetişecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek Ramazan günü Akif Emre kardeşimizi hayırla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Allah öte dünyada hepimizi Hazreti Peygamber'in komşusu eylesin ve hepimizi bu mübarek Ramazan'dan en iyi şekilde istifade edenlerden eylesin. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bahçede eller için hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.